Evren, göz alabildiğine uzanan karanlık bir deniz. Milyarlarca yıldız, galaksiler, süpernovalar. Ama gördüğümüz her şey evrenin sadece küçük bir kısmı. Bilim insanlarının şaşkınlıkla fark ettiği bir şey var. Evrenin büyük çoğunluğu görünmez. Işık saçmıyor, yansımıyor, hatta doğrudan tespit edilemiyor. Ama orada bir şekilde bir madde var, değil mi? Bu gizemli maddeye kara madde diyoruz. Bu belki de insanlığın en büyük kozmik sırrı. Kara madde. İsmi bile ürkütücü değil mi? Kara olması renginden değil, görünmezliğinden geliyor. Işıkla etkileşime girmiyor, ne yansıtıyor ne demiyor. Bu yüzden onu teleskoplarla göremiyoruz. Peki o zaman nasıl biliyoruz var olduğunu? 1930'larda İsviçreli astronom Fritz Zwicky galaksi kümelerini incelerken bir tuhaflık fark etti. Galaksiler o kadar hızlı dönüyordu ki görünür maddeye göre bu hızda olmaları mümkün değildi. Yani galaksilerde fazladan bir ağırlık olmalıydı. O görünmeyen kütleye dark matter adını verdi. O günden sonra evrenin gizli yüzü yavaş yavaş aralanmaya başladı. Zwicky'nin iddiası uzun süre ciddiye alınmadı. Ta ki 1900'lerde Vera Rubin adlı bir astronom galaksilerin dönme hızlarını daha ayrıntılı ölçene kadar. Beklenen şey şuydu. Galaksinin merkezinden uzaklaştıkça yıldızların hızı düşmeliydi. Ama olmadı. Tüm yıldızlar neredeyse aynı hızda dönüyordu. Bu yalnızca görünmeyen bir madde kütlesiyle açıklanabilirdi. Bu görünmez madde galaksileri bir arada tutuyor, adeta bir iskelet gibi yapıyı koruyordu. Bugün bildiğimiz kadarıyla evrendeki maddenin yaklaşık %85'i kara madde. Geri kalan %15'i yıldızlar, gezegenler, tozlar ve biziz. Yani evrenin neredeyse tamamı gözle görünmeyen bir güç tarafından taşınıyor. Kara madde olmasaydı galaksiler dağılırdı. Yıldızlar bir arada kalamazdı. Evrenin büyük yapısı çökerdi. Kısacası kara madde evrenin iskeleti. Görünmeyen bir ağ gibi her yeri sarıyor. Bilim insanları buna kozmik ağ diyor. Bu ağ galaksileri birbirine bağlayan görünmez liflerden oluşuyor. Bizim Samanyolu galaksimiz bile bu ağın küçük bir noktasında asılı duruyor. Kara madde nedir sorusundan önce ne değildir demek daha kolay. Kara madde yıldız değil, kara delik değil, toz bulutu da değil. Ne nötron yıldızlarından ne de bildiğimiz parçacıklardan oluşuyor. Yani evrenin bildiğimiz hiçbir yapı taşına uymuyor. Bu da onu fiziğin en büyük bilmecesi yapıyor. Bilim insanlarının onlarca teorisi var. Bazıları kara maddenin VIMP, zayıf etkileşimli kütleli parçacıklar adını verdikleri varsayımsal parçacıklardan oluştuğunu düşünüyor. Bu parçacıklar ışıkla etkileşime girmiyor ama kütleleri sayesinde çekim kuvveti oluşturabiliyor. Bir diğer teoriye göre kara madde aksiyon adı verilen çok hafif parçacıklardan oluşuyor. Bazıları ise daha çılgın bir fikir öne sürüyor. Belki de kara madde bizim evrenimize paralel başka bir evrenden sızıyor. Başka bir gerçeklikten gelen görünmez bir iz gibi. Bugün dünyanın dört bir yanında laboratuvarlar kara maddeyi arıyor. Yer altında, dağların altında, hatta uzayda. İsviçre'deki CERN laboratuvarı büyük hadron çarpıştırıcısı ile evrenin en küçük parçacıklarını çarpıştırarak kara maddede izler arıyor. Amerika'daki Lux gibi dev dedektörler yerin yüzlerce metre altında sessizce bekliyor. Ama bugüne kadar doğrudan kara maddeye dair hiçbir sinyal alınamadı. Yani hala sadece gölgelerin peşindeyiz. Kara madde genellikle bir diğer gizemle karıştırılıyor. Kara enerji. İkisi aynı şey değil. Kara madde evrenin yapısını bir arada tutarken kara enerji evreni ayırıyor, genişletiyor. Evrenin yaklaşık %27'si kara madde, %68'i kara enerji ve sadece %5'i görünür madde. Yani bildiğimiz her şey yıldızlar, gezegenler, yaşam, evrenin küçük bir yüzdesi. Geri kalan kısım tamamen bilinmezlikten ibaret. Bilim insanları kara maddeyi doğrudan görmeseler de dolaylı olarak haritalarını çıkarabiliyor. Kütle çekimsel merceklenme denen bir etki sayesinde uzak galaksilerden gelen ışık kara madde tarafından bükülüyor. Bu bükülme miktarını ölçerek kara maddenin nerede yoğunlaştığını tespit ediyorlar. Ortaya çıkan sonuç muazzam. Evren görünmez bir ağla kaplı. Sanki kozmosun altında dev bir iskelet gizliymiş gibi. Peki kara madde aslında bir yanılsama olabilir mi? Bazı fizikçiler öyle düşünüyor.
Onlara göre belki de çekim kuvvetini yanlış anlıyoruz. Mont teorisi denilen bu fikir, Newton'un yasalarının evrenin büyük ölçeği farklı işlediğini öne sürüyor. Yani belki de kara madde diye bir şey yok. Belki de sadece bizi eksik biliyoruz. Ama diğer tarafta kara maddenin varlığını destekleyen o kadar çok gözlem var ki, bu teori gizemin sadece küçük bir kısmını açıklayabiliyor. Belki yarın, belki 100 yıl sonra bir dedektör nihayet o sinyali yakalayacak. O zaman evrenin görünmeyen yüzü ortaya çıkacak. Belki de o gün fiziğin tüm kuralları yeniden yazılacak. Çünkü kara maddeyi anlamak sadece evreni değil, varoluşun kendini anlamak demek. Biz neyiz? Nereden geldik? Evrenin neden böyle göründüğünü anlamamız kara maddeye bağlı olabilir. Karanlığın içinde saklı bir madde. Evrenin sessiz mimarı. Gözlerimizle göremiyoruz ama onun etkisini her yerde hissediyoruz. Yıldızların dönüşünde, galaksilerin dansında, evrenin dokusunda. Kara madde orada. Biz bu görünmeyen evrenin küçük bir parçasıyız. Belki bir gün o karanlığın perdesi aralanacak ve evren bize en büyük sırrını fısıldayacak. O zamana kadar insanlık gökyüzüne bakmaya devam edecek. Çünkü bazen en büyük cevaplar karanlığın içinde saklıdır.